Herkese selam arkadaşlar, ben Beyza. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2022 yılında okuduğum en kötü, en berbat kitaplardan bahsedeceğiz. Yani bana göre, benim fikrim bu kitaplar. Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. Yani benim genel değerlendirmemle, benim düşüncelerimle en kötü bulduğum ya da benim okuduğum anlaşıldı diye düşünüyorum. Yani bu tamamen benim şahsi fikirlerim. Lütfen böyle bir yargılama olayına girmeyelim. 5 tane kitap seçtim. Çünkü gerçekten 5 taneydi. Şöyle bir değerlendirdim. Hani yuvarlak bir sayıya ulaşmasam bile beğenmediğim, kötü bulduğum bütün kitapları toplayıp göstereyim dedim ama 5 tane çıktı gerçekten. Tabii ki en kötünün bir tık üstünde olanlar vardı ama onlara bu sıfatı yüklememek için dahil etmedim listeye. Toplam 5 tane kitabımız var. 3 tanesi klasik, 2 tanesi genç kurgu maalesef. Bir sıralaması yok kitapların. Karışık. Yani karışık beğenmediğim kitaplar. En kötü şuydu diyebileceğim bir kitap yok maalesef. Hepsi birbirinden kötü falan diyormuşum. Yok yani öyle bir durum değil. Bakalım şimdi kitaplara. İlk kitabımız John Green'den İlk Aşk kitabı. Zaten tahmin edersiniz. İlk Aşk gerçekten çok berbat bir kitaptı. Öyle bir kitabı gömmek gerçekten çok zor benim için. Hani verilen emeğe yazık. Bir de yazar John Green, hani çok sevdiğim, gençlik türünde çok tatlı kitaplar yazan bir yazar. Ama maalesef İlk Aşk kitabı gerçekten çok berbattı. Çünkü kitabın isminin İlk Aşk olmasına rağmen aşka dair hiçbir şey yok kitapta. Yani çok saçma sapan bir ana karakterimiz var, erkek. Ve bir sürü Catherine isimli kızla çıkmış. Daha sonra depresyona girip arkadaşıyla bir yolculuğa çıkmış. Çünkü orada başka bir kızla tanışıyor falan filan. Gerçekten çok berbattı. Konu olarak belki biraz daha işlense güzel bir gençlik kitabı çıkabilirdi ama hani olayları falan çok saçmaydı. Çok absürttü gerçekten. Bir de çok fazla böyle matematiksel terim vardı. Hani kitapta hani gereksiz böyle sayısal verileri okuyorsunuz. Formülleri, matematik formüllerini falan okuyorsunuz. Çünkü ana karakterimiz bir şeyin formülünü bulmaya, ulaşmaya falan çalışıyor. Ve siz onları okuyorsunuz hani. Yani kitabı bir zenginlik katmak için yapılmış anladığım kadarıyla ama gerçekten bence kitabı vasatlığa sürükleyen şeylerden biriydi. Çünkü çok anlamsız yani. İnsan kitap okurken matematik formülleri görmek istemiyor açıkçası. Ben beğenmedim. Yani kısa sürede okuyup bitirdim. Çünkü hani zaten John Green'in dili akıcı. Bir de yazı puntusu büyük falan filan. Ama beğenmedim. Bence gerçekten 2022'nin en berbat kitapları arasına girmeye aday. Aday da değil. Direkt giren listeye kitap İlk Aşk kitabı. Daha sonraki kitabımız ise Kan Kırmızı Yol. Toz Diğerleri serisinin birinci kitabı. Bunu da tahmin ediyorsunuzdur. Çünkü okuduklarım videolarında, ay sonu okuduklarım videolarında ne kadar beğenmediğimden bahsediyorum aslında. Bu da yine distopya diyeceğim kitaplardan birisi. Yani distopya olarak görüyorum ama ters distopya gibi bir şey. Yani bunun nasıl bir türü var bilmiyorum. Çünkü önceden de söylediğim gibi distopya bana kalırsa hani böyle çok gelişmiş teknolojilerin olduğu şeyler. Genelde hani klasik distopyalarda bunu okuruz ya. Bu da tam tersine. Teknoloji gelişmiş, o çağ bitmiş. Her şey geri böyle ilk çağlara dönmüş gibi böyle ilkel bir hayat yaşıyor karakterlerimiz. Bu şekilde ilerleyen bir seri gerçekten böyle çöl gibi bir ortamda falan geçiyor. Böyle garip bir evreni var yani serinin açıkçası. Bende 3 kitabı var. Zaten 3 kitaplık bir seri. İlk 2 kitabını okudum. 3. kitabını da nasipse bu ay okuyacağım ama o kadar okumak istemiyorum ki. Böyle erteliyorum sürekli. Kaç aydır okuyacağım 3. kitabını. 2. kitabı da berbattı bu arada. Hani 1. kitap 2. kitaptan daha bile iyiydi hatta. Ama hani seriyi tanımanız adına ilk kitabı gösteriyorum burada. Ben bu seriyi uygun fiyata 2. ve 3. kitabını Ephesus Yayınları kitap fuarında 10-15 liralık fırsat standları yapıyordu. Oradan 15 liraya almıştım galiba. Hani ikisini 30'a almıştım. O sebeple aldım. Hani daha önceden de kitap sepetinin indirimlerinde falan gördüğüm için güzel olduğunu düşündüğüm ve hani tanıdık bir seri diye heyecanlanarak almıştım 2. ve 3. kitabını. Sonra 1. kitabını da piyasada satışı olmadığı için dolaptan aldım. 2. el bir şekilde. Seriyi tamamladım velhasıl. Okumaya çalışıyorum. Hala bitmedi ama bitirsem bile beğenmediğim serilerin arasına gireceğini düşünüyorum. Beklentimi karşılayamadım. Yine bir olaylar var, aşk falan var. Yani bir şeyler var ama kötü bir seri yani bana kalırsa vasat bir seri gerçekten. Neden popülaritesinin düştüğünü, neden o fırsat standlarına düştüğünü anlıyorum serinin. Söyleyeceklerim bu kadar. Daha sonra ise biraz şaşırabilirsiniz. Klasiklere geçtik. Yani bu kitaba biraz şaşırabilirsiniz ama okuma vlogumu izlediyseniz şaşırmazsınız. Peter Pan yani da Peter Pan. Kim nasıl söylüyorsa Peter Pan diyeceğim ben direkt. Çünkü bizim için Peter Pan'dır yani bu kitap. Peter Pan kitabını ben çok hayal kırıklığına uğradım bu kitabı okuduğum zaman.
Çünkü çocukluğumu katletti. Yani gerçekten Disney'in bize yarattığı Peter Pan karakterini, Tinker Bell karakterlerini falan, yani bu karakterleri mahvetti kitap. Kitabın orijinal baskısı bu. Ve gerçekten ben hani çocuk kitabı olarak geçiyor biliyorsunuz. Çocuk masalı daha doğrusu Peter Pan direkt. Çok sakıncalı bir kitap. Belki hani kısaltılmış versiyonlarında, yani masal olan versiyonlarında bazı şeyler saklandığı için güzel bir masal olarak geliyor olabilir. Ama bence hiçbir öğretici yanı yok. Aksine çok sakıncalı yanları var bu kitabın. O yüzden ben okurken kanser olmuştum. Yani nasıl ya falan diye çok böyle sinirlendirmişti beni açıkçası. Sevmiyorum bu kitabı. Gerçekten çok büyük bir antipatim var. Kapağı falan evet çok tatlı ama böyle kitabı gördükçe okuduğum zamanki sinirlerim geliyor. Böyle tekrar böyle bir sinir kaslarım yükseliyor falan. Bilmiyorum yani, Peter Pan çok böyle benim antipatimi kazanmış, beni sinir eden bir kitap açıkçası. O yüzden en sevmediklerim, en berbat kitaplar listesine tabii ki girdim. Daha sonraki kitabım Farabi'den İdeal Devlet. Bu iki kitabı bir de arka arkaya okudum arkadaşlar, şu iki kitabı. Siz düşünün yani gerisini. İdeal Devlet kitabını hani tek oturuşta bitiremedim zaten. Böyle yine bir ay içerisinde azar azar okuyarak, böyle kendimi zorlayarak falan bitirdim. İdeal Devlet, yani postitlerim var. Yine birçok alıntım oldu tabii ki. Alıntıları olan notlarmış gerçi. Çoğu benim aldığım notlarmış. Kitabın üstüne notlar falan almışım bayağı. Bakın şöyle notlarım falan var, görüyor musunuz? Aslında bu tarz kitapları severim. Yani öğretici buluyorum. Aslında kitap okumanın manasını tam olarak hissettiren kitaplar. Yani bu tarz kitaplar. Ama İdeal Devlet kitabı bazı yerlerinde, hatta çoğunlukla yani çoğu yerinde bana çok manasız geldi. Yani Farabi bizim bildiğimiz İslam alimlerinden birisi diye düşünüyorum ben. Çünkü ben aldığım İslam derslerinde, ilahiyat derslerinde Farabi'yi işliyoruz yani açıkçası. İslam alimi olarak biliyorum ben Farabi'yi ve bu kitabında gerçekten bu vasfına çok yanlış düşen şeyler yazmış. Yani tamam filozofsun ama hani yani sen İslam alimi değil misin arkadaşım diye çok düşündüm bunu. Bu da zaten benim bir hani ön yargımın oluşmasına sebep oldu. Artık ön yargı da değil, direkt yargımın oluşmasına sebep oldu açıkçası. Ve gerçekten çok ağır bir kitaptı. Yani ağır olduğu için çok ağır okudum. Çok yavaş okudum ve bu sebeplerle bilmiyorum çok kitaptan verim de alamadım. Yani boş boş okumuşum gibi geldi kitabı. Belki bilmiyorum, yaşımla alakalı ya da okuduğum dönemle alakalı da olabilir. Sonrasında tekrar okumayı dener miyim bu kitabı emin değilim ama şu an için 2022 yılında okuduğum en kötü kitaplardan biri diyeceğim maalesef. Hani yani bu tabii ki bana düşer mi Farabi'nin İdeal Devlet kitabına en kötü kitap demek? Yani en kötü kitap demiyorum bu arada. Benim okuduğum bu yıl içerisindeki en kötü kitaplardan birisi. Bilmiyorum yani ama benim düşüncem bu şekilde. Daha sonra da yine şaşırabilirsiniz. Shakespeare'i severim ben çünkü. Shakespeare'den Bir Yaz Gecesi Rüyası. Bu kitabı da bu listeye dahil etmemin sebebi, yine bu kitabı elime aldığım zaman, gördüğüm zaman falan böyle sinirleniyorum. Sinirlenmiyorum da böyle içim sıkışıyor yani gerçekten. Bunu nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. Shakespeare'e göre beklentimin altında kalan bir kitaptı bu da. Yani bunu da beğenmedim. Resmen beğenmedim. Çok karışıktı. Çok fazla karakter vardı. İki tane paralel hikaye aynı şekilde ilerliyordu ve tiyatronun içinde tiyatro vardı falan. Böyle aşırı karışık geldi. Yine yani kitapların hepsi için geçerli aslında. Yine belki okuduğum dönemle alakalıdır ama ben bu kitaptan hiçbir zevk alamadım. Hani sanatsal olarak da hiçbir zevk alamadım. Öğreticilik babında da hani hiçbir zevk alamadım. Yani verim alamadım daha doğrusu. Shakespeare'den mesela yani Romeo ve Juliet bile bu kadar değil. Romeo ve Juliet'i de ben çünkü çok fazla sevmedim ama hani bu, çünkü yani bu çok kötü ya. Yani gerçekten biraz geliştiriyorsa bazılarının favorisi olabilir yine. Ama ben hani diğer kitaplarına nazaran çok iyi bulmadım. Biraz Gecesi Rüyası hem Shakespeare'den dolayı beklentimi karşılamadığı için hem de genel olarak hani tiyatro değerlendirmemde de çok böyle beni etkileyemedi. Sanatsal o zevki, tiyatro zevkini de veremedi. Bir de çok karışıktı gerçekten. O yüzden bu 5 kitap, şu 5 kitap benim bu yıl içerisindeki, 2022 yılı içerisinde okuduğum en kötü kitaplar olarak değerlendiriyorum yani bunları. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.